Herkese selamlar, merhabalar. Yine bir AYT denemesinden çıktınız ve işte onun çözümünü yapalım beraber. Türk İslam şehirleri arasında yer almaz diye bir soru gelmiş dostlarım. Yukarıdakilerden hangileri tarihsel süreçte olan Türk İslam şehirleri arasında yer almıyor? Türk İslam şehirleri derste nasıl belirtmiştik? Yeni eklenen bir konu 11. sınıfa. O yüzden AYT başlığında bilmekte fayda var. Bu Semerkant, Buhara, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetlerde bulunan çok önemli, eskiden önemli ticari yolların da güzergahında bulunduğu için zamanında çok kıymetli şehirler olarak kabul edilir. Hem bilimsel çalışmalar anlamında hem de ticari hayat anlamında Asya bir dönem çok güçlü bir yerdi, Asya kıtası. İşte o rota, İpek Yolu, Baharat Yolu rotalarından birileri olduğu için bu memleketler çok öne çıkmış. Semerkant, Buhara nerede yer olarak bir daha dillendireyim, şöyle kalemi seçeyim. Ve yer olarak öğrencilerim, Semerkant, Buhara Özbekistan'da, yani Türkiye Cumhuriyetler'de. Hemen Özbekistan'ın yerini de gösterelim isterseniz. Diğerlerini de söyledikten sonra Lagos bir Türk İslam şehri olamaz. Çünkü Nijerya'da, yani Afrika kıtasında ve bahsettiğim o İpek Yolu, Baharat Yolu güzergahında ya da İslam kültürünün çok abartılı, yoğun olduğu şehirler arasında Türk İslam kültürü açısından önemli bir yer değildir. Sen Nijerya'da Müslümanlar yaşıyor ama o Türk Müslüman kültürü buralara kadar uzanmamıştır tarihsel bakış açısı olarak. Montevideo zaten öğrencilerim Uruguay'ın başkenti ve oralar biliyorsunuz Güney Amerika'nın keşfiyle gelişmiş, öne çıkmış şehirler ve genelde Portekizlerin, İspanyolların adım attığı, izlerini bıraktığı o sanatsal mimari kültür olarak biraz daha o kültürün daha yansımasını görüyorsunuz. Yine Türk İslam şehri olarak Uruguay'ın bu başkenti çok öne çıkmaz. O zaman bunların bir haritada nerede olduğunu görün istiyorum sizlerden. Hemen o anlamda bir dünya haritası açalım. Acaba şu muydu dünya siyasi? Evet. Özbekistan neredeymiş? Herkes görebildi mi? Bakın, Özbekistan tam şurası. Şöyle kalem seçeyim ve size hemen görsel yönünüzü güçlendirme adına bir tekrar olmuş olsun. Hemen Hazar Gölü'nün sağ tarafı, işte Semerkant, Buhara gibi önemli şehirler buralarda bulunuyor. Peki neydi diğeri? Lagos, Nijerya'nın başkenti imiydi, değildi herhalde, önemli şehri, çünkü başkenti Abuja diye aklımda kalmış. Peki Montevideo başkent ama Uruguay'ın bu anlamda başkenti, onu da söylemek isterim. İşte haritada bu şehirler buralarda bulunuyor, bilginiz en azından olsun istiyorum. Soruya geri dönelim, başka ne kaldı? O zaman bu sorunun cevabı yer almaz diyormuş, 3 ve 4. Yer alır deseydi 1-2. Demek ki bunu böyle bilmemiz lazımdı. Önemli bir soru, bir tarım sorusu görüyorum. Ege bölgesinde, yani ülkemizin batı tarafında İzmir, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya bölge, coğrafi bölge mantığında Ege bölgesi diye sayılıyordu. Peki öğrencilerim, Ege bölgesinde yetiştirilen, Türkiye toplam üretimde önemli paya sahip olan bu ürünler nerede birlikte verilmiş? Yani Ege'nin, Ege bölgesinin, ülkemizin batısının öne çıkan tarım ürünleri kimdir? Öğrencilerim, herhalde bu sorunun cevabı şu anda gözüme hemen bir sanki A seçeneği olarak ilişti. Hemen bir kontrol edelim. Zeytinle bilinir mi Ege? Öğrencilerim, zeytin üretiminin hemen hemen yarısını gerçekleştirir. Özellikle Aydın ve İzmir. Tütün, yine üretimin öğrencilerim, bakıyorum hafızama, %70'ine yakınını Ege bölgesi gerçekleştirir, özellikle Manisa. İncir, hemen hemen üretimin %80-85'ini tek başına yapar Ege bölgesi, özellikle Aydın. Haşhaş, yine üretimin önemli bir kısmını tek başına üstlenir, özellikle Afyon, Karahisar ve çevresi dikkat çekmekte. O yüzden öğrencilerim, sanki bu sorunun cevabı biraz A havası verdi. Peki öğrencilerim, niye diğerleri değil? Çünkü öne çıkma diyor ya. Mesela incir Ege'de önemli ama ketende mesela bakıyorum şöyle Afyon yine önemli. Üzüm, evet, Ege'de yine önemli. O zaman kim bozdu? Mısır. Çünkü Mısır'da şu anda bir numara. Bölge bazında biraz daha Akdeniz, biraz daha İç Anadolu gibi şeyler öne çıkıyor. Mesela öğrencilerin, burada kim bozdu? Turuncugil Türkiye'de özellikle üretimin önemli bir kısmı anlamda Akdeniz bölgesi. Elma yine özellikle Isparta'nın öncülüğünde Akdeniz bölgesi. Ayçiçeği Marmara.
Bakıyorsun burada Bozdu, Turuncu ne dedik? Akdeniz. Ayçiçeği'nde bir numara hatırlatalım. Marmara özellikle Trakya yöresi, Tekirdağ taraflarıydı. Zaten Susam'da Akdeniz bölgesi daha iddialı bir yerdir. Bakıyorum şöyle Muz'da iddialı yer Akdeniz bölgesi. Öğrencilerim onun dışında böyle yabancı kelime anlamında farklı tarım ürünleri noktasında soya fasulyesi yine üretimin önemli bir kısmı Akdeniz bölgesi. O zaman 4 tane ürünün hepsinin Ege'de yetişebildiği, Ege'de pay anlamda payın öne çıktığı en önemli yerlerden biri kesinlikle A seçeneğindeki zeytin, tütün, incir, haşhaş. İşte bunlara belki ne ilave edilebilirdi? Yani hocam yine Ege'de iddialı birkaç ürün daha söyler misiniz? İşte üzüm belki yine ilave edilebilir. Çünkü üzümde de yine Ege bölgesi hemen hemen üretimin yaklaşık yarısını karşılayarak çok dikkat çektiğini söylemek isterim. Peki öğrencilerim bu soru ne? Yani 37. soru bizden ne istiyor? Üretim, dağıtım ve tüketim etkinlikleri birçok faktörden etkilenir. Bunlar sanayi tesisleri için yer seçimi, su, iklim ve yer şekilleridir. Yani bir fabrika kurulurken bazı kriterler, bazı öncelikler var deriz. Peki buna göre diyor sence kağıt fabrikalarında, sence demir çelik fabrikalarında tesislerin kuruluş yeri belirlenirken acaba ortak özellik olarak ne dikkate alınır? Bilgi verelim. Öğrencilerim kağıt fabrikaları, demir çelik fabrikaları üretim aşamasında çok su kullanır. O yüzden su kaynaklarının bol olduğu yerlere, oralara yakın bir yerde olmak onların işine gelir. Nüfus yoğunluğu fazla, yani kalabalık kitlelerin olduğu yerlere kurulmak zorunda mıdır? Hayır. Mesela bakıyorsun Karabük'te demir çelik fabrikası var. Karabük Türkiye'de bir büyük şehir bile değil. Yani 750 bini zorlayan bir yer değil mesela. O açıdan hani bu test çürüdü. Peki diyor ham madde kaynakları bol mu? Evet kağıdın ve demir çelik fabrikalarının kuruluş yerinde bazen ham madde kaynaklarının bol olduğu yere kurma esprisi vardır. Mesela kağıt fabrikaları genelde nereye kurulmuş? Genelde kıyı bölgelere. Neden genelde kıyı bölgelere kurulmuş? Çünkü ham madde var. Peki demir çelik fabrikası ham madde olan hiç yere kurulmuş mu? Mesela Zonguldak, Ereğli, Karabük ya da İskenderun için bunu düşünemem. Ama ayrıntılarda demir çelik fabrikası Sivas'ta var. O zaman Sivas'ta kurulmuş olmasında acaba Sivas'ta demir madenin bulunması da etkili olmuş mudur? Evet. Ya da mesela İzmir'de demir çelik fabrikası var. Acaba İzmir sınırları içerisinde demir madeninin çıkabiliyor olması önemli bir etken olmuş mudur? Evet. O yüzden yani ham maddenin olduğu yere de hiç demir çelik fabrikası Türkiye'de kurulmuş mudur? Böyle bir örnek var mıdır? Neden olmasın? Zaten kağıt fabrikaları hep ham maddenin yanına kurulmuş. Demir çelik fabrikaları için de böyle örnekler olması en azından cevap olarak bizim 1 ve 3. seçeneğe gitmemize daha bir olasılık taşıyor. Haberiniz olsun. Öğrencilerim 38 ne? Kömür, gel git, biyokütle, rüzgar, yukarıdaki kaynakların ortak özellikleri arasında enerji elde etmekte kullanılması, bitki artıklarının değişime uğramasıyla oluşması, iklim koşullarından etkilenmesi, tükenebilen kaynaklar olmaları niceliklerinden hangileri yer alır? Dostlarım, sanki bunun cevabı yalnız bir gibi göründü. Yani kömür dediğiniz şey fosil yakıttır ve bir enerji kaynağı. Gelgitten yine enerji elde edebiliyorsunuz. Biyokütle bir enerji kaynağı. Rüzgar bir enerji kaynağı. Peki, bitki artıklarının değişime uğramasıyla oluşmuş kömür ve belki biyokütle örnekleri varsa ya da var mı? Yok aslında. Yani sadece ikinci öncül kömüre hitap ettiği için olmadı. Çünkü ortak nokta istiyor. İklim koşullarından kim etkilenebilir? Rüzgar etkilenebilir. Onun dışında gelgit etkilenebilir. Belki dolaylı yoldan. O zaman yine hepsi için ortak özellik olmadı. Dostlarım tükenebiliyorlar mı? En azından biz rüzgarın yenilenebilen, tükenmeyen enerji kaynağı olduğunu biliyoruz. Keza biyokütle, bitki ve hayvanlarla ilişkilidir. Genelde o bitkiler alemi, hayvanlar alemi uzun süre devam edecek. Yani bir şekilde bazı hayvanların nesli azalır ama o hayvan cins olarak devamlılığı, hayvan topluluğunun en azından bitip tükenmesi olayı söz konusu olamaz.
O yüzden coğrafyada yine bunu çürüten tezler olduğu için sanki yalnız 1'e gitmek burada daha mantıklıydı, haberiniz olsun. Peki bu ne? Aşağıdakilerden hangileri su ekosistemleri içinde bulunduğu grup açısından diğerlerinden farklı? Acaba su ekosistemleri derken ne kastediyor? Su ekosistemleri öğrencilerim, hemen yardımcı olayım. Deniz ve okyanus ekosistemi ile karasal ekosistemi diye ikiye ayrılır. O zaman diyorsun ki göl karada olan bir su birikintisi, bataklık karada olan bir ne derler böyle cıvık cıvık toprak oluşumu ya da akarsu yine toprağın üzerinde, kara parçasının üzerinde akış gösteren bir yapı. O zaman diyorsun ki 1, 3, 4 karasal ekosisteme ait örnekler. Ama deniz ya da olsaydı okyanus biraz daha farklı ekosistem, kendi adlarıyla deniz okyanus ekosistemi diye anılır. O yüzden öğrencilerim bana ne sormuştu? Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. O zaman burada yalnız 2, yani B seçeneğine gitmek burada daha mantıklı. Peki öğrencilerim 40. soru ne? Aşağıdaki kentlerin hangisinde yukarıdaki durumun yaşandığı söylenemez diyor. Yukarıda hangi durum var? İnşaatlar yoluyla yer şekillerinin yüzyıllardan beri değiştirilmesi, doğal kaynak kullanımının sağladığı imkan ve imkansızlıklara bağlı olarak meydana gelmektedir. İnsanlar yaşadıkları mekanı ihtiyaçları doğrultusunda ve ülkelerin doğal kaynak potansiyeli ölçüsünce kullanıp şekillendirebilir. Göl ya da denize yakın olan şehirlerin çoğu, özellikle şehirsel arazi sıkıntısı içinde olanlar, denizden arazi kazanmak üzere dolgu yoluyla sahalarını genişletmektedir diyor. Sonra diyor ki, acaba bu göl ve denize yakın yerde oluyor ya, böyle bir örneği olmayan kim? Yani biraz dolaylı yoldan gölü olmayan, denize kıyısı olmayan kim? Dostlarım Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu denizin içinde yer kazanma adına en iyi örneklerden biri hemen akla Palmiye Adaları geldi. Dostlarım Kobe, Japonya'da yine devlet kitaplarında özellikle Kobe'de hem havalimanı hem de öğrencilerin deniz limanı olarak denizin içini doldurup bir takım limanlar yapıldığı ifade edilir. Hong Kong Çin'e bağlı ama böyle bazı konularda biraz bağımsız takılabiliyor. Hong Kong yine böyle denizin içinden pay kazanmada Çin iddialı bir yer. Tokyo öğrencilerim Japonya'da ve bu anlamda yine o dolgu sahasını yapma adına iddialı ve hem de becerikli mühendislerle bu konuda bunu kanıtlamış bir ülke. Ama Kahire öğrencileri Mısır'ın başkentidir. Bu Mısır'ın başkentinin göle ya da öğrencilerin bir denize kıyısı yoktur. Nil Nehri oradan geçmektedir. O yüzden bahsedilen paragraf nehir üzerinde demediği için, göl ve deniz dediği için sanki bunu elemen gerekiyordu. Yani demek ki bu sorunun da düşünme mantığı en azından bu idi, onu ifade etmek istedim. O zaman 6 tane soruyu yine elimizden geldiğince detaylı çözdük. Diğer denemenin çözümünde görüşmek dileğiyle.